Cünüp küvete girse. Sual. Abdestli veya abdestsiz yahut cünüp kimse, kuyuya veya küvete serinlemek niyetiyle girip çıksa, yahut tedavi maksadıyla kaplıca küvetindeki sıcak suda dursa, bu su müstamel olur mu? Cevap. Serinlemek veya tedavi niyetiyle girmekle gusletmek için girmek farklıdır. Abdeste ve gusülde kullanılan suya müstamel su denir. Müstamel su, İmam-ı Muhammed'e göre temizdir, fakat hadesi temizleyici değil. Yani bu suyla tekrar abdest alınmaz, gusledilmez ve içilmez. Temiz suya karışan müstamel su miktarı temiz sudan azsa, bu suyla abdest ve gusül caizdir. Mesela 5 litre suya 4 litre müstamel su karışsa, bununla abdest veya gusül sahih olur. Cünüp veya kafir, necaset bulaşmamış olan avucunu bir yere sokup su alsa veya kolunu sokup içindeki tası alsa, o yerdeki su 4 mezhepte de pis olmaz. Necaset üzerinden akan suyun yarıdan fazlası necasete temas ederse bu su pis olur. Azı değerse ve necasetin 3 sıfatı suda bulunmazsa pis olmaz. Müstamel su Maliki'de hem temizdir hem de temizleyicidir. Yani müstamel suyla abdest alınır ve gusledilir. Menahicül İbad. Aşağıdaki yazının tamamı Halebi-i Sagir'den alınmıştır. Cünüp elini veya ayağını kova aramak için kuyunun içine soksa, zaruret olduğu için o su müstamel olmaz. Fakat kuyuya serinlemek için elini veya ayağını soksa, bu durumda zaruret olmadığı için o su müstamel olur. Cünüp ağzını yıkamaya niyet etmeden ağzına su alsa, İmam-ı Muhammed'e göre o su müstamel olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre o su müstamel olur. Cünüp veya abdestsiz olan, yıkamak maksadıyla elini su kabına soksa, o su müstamel olur. Temiz olan kimse kuyuda gusletse, kuyunun suyu müstamel olur. Temiz kimse, kova aramak için kuyuya girse ve kuyunun içinde bedenini ovmasa, su müstamel olmaz. Hatta kirini gidermek için kuyuda bedenini ovsa, yine su müstamel olmaz. Gusle niyet ederse müstamel olur. Abdestsiz kimse, abdest uzuvlarından başka bir yerini yıkasa, o su müstamel olmaz. Çünkü abdest için yıkamamıştır. Serinlemek veya terini atmak için yıkamıştır. Temiz elbisenin veya temiz bir kabın yıkandığı su da müstamel olmaz. Abdestsiz ve temiz kimsenin elini soktuğu suyla abdest almak caizdir. Cünüp guslederken kullandığı su kovasına sıçrasa, bu su kovadaki suyu müstamel etmez. İmam-ı Muhammed'e göre müstamel su temiz sudan fazla olmadıkça o karıştığı su müstamel hale gelmez. Cünüp kovayı almak için su kuyusuna girse, Ebu Yusuf'a göre bu kimse cünüptür, su temizdir. İmam-ı Azam'a göre ise o kişinin cünüplüğü devam eder, su da kirlenmiştir. İmam-ı Muhammed'e göre ise ikisi de temizdir. O kişi cünüplükten temizlenmiş, su da kirlenmemiş olur. Fetva da böyledir. Eğer bir kişi namaz kılmak maksadıyla gusletmek için bir kuyuya girse, su müstamel olur. Cünübün yıkanmış olduğu kuyu da pislenmiştir.